Şimdi Sayın Albayrak, aslında ben şu konuya da değinmek istiyorum. Hasan Öztürk şöyle bir şey söyledi. Kılıçdaroğlu artık ipi göğüslemek üzere dedi ama Mansur Yavaş'tan da ilginç bir çıkış geldi. Eğer bana yetki verilirse ben de görevimi yaparım dedi. Ama diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemiyle bir diğer ortak, yedinci ortak HDP'den de sesler yükseldi Mansur Yavaş isminin duyulmasıyla beraber. Dedi ki Mansur Yavaş hayal görmesin, Kürtler haddini bildirir ifadeleri kullanıldı HDP'den. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ben onu anlamlı buluyorum. Her şeye rağmen çok Mansur Yavaş aday olacağı gibi bir kanaatim yok. Ama şöyle anlamlı buluyorum. Mansur Yavaş'ın ismi uzun zamandan beri geçiyor. Geçiyor bırakın, İyi Parti kurmayları tarafından bizzat defalarca zikredilen bir isim Mansur Yavaş. Fakat buna rağmen hiçbir zaman bu son şeyi kadar net bir bu yönde bir açıklama yapmamıştı. Hep mesafeli durmuştu. Hatta hiç bu konuya girmemişti. Tam böyle aday konusunda karar vereceği bir günün 2 gün öncesinde bu çıkışı ben anlamlı buluyorum. İkincisi, az önce bahsettim. Hasan Bey'in ifadeleri üzerine tekrarlamak istiyorum. Şunu tekrarlamak istiyorum. Akşener böyle bir kurgu yapmış olabilir, bilmiyorum ama ben kerhen bunu kabul ettim, aslında sonuna kadar karşı durdum demekle asla kendisini kurtaramaz. O zaman Akşener'in bir kere her şeyi bir kenara bırakın. Yani sahada Cumhurbaşkanlığı seçimindeki bu iki büyük partinin düşeceği durumu falan bir kenara bırakın. Akşener kendi partisi içerisindeki liderliği çok ciddi anlamda sorgulandır. Neden? Şimdi siz son güne kadar, yani adaylığın son gününü, aday belirlemenin son gününe kadar kastediyorum. Böyle çok net, bandır bandır efendim ifade edilen bir duruş sergileyeceksiniz. Son anda sanki bugün bu gidişatın bu noktaya geleceğini görmemiş gibi, görmüyor gibi bir anda yelkenleri suya indirip ne yapalım, ben sonuna kadar gereken yaptım diyeceksiniz. Böyle bir liderlik olmaz, böyle bir strateji olmaz, böyle bir parti siyaseti olmaz. Dolayısıyla ben buradan ya mutabakatla bütün altılı veya yedili her neyse, yani bu masada içeriden dışarıdan, masa içerisinden masanın dışından iradesi olan, öyle veya böyle bir şekilde sözü olanların hepsinin mutabakatıyla siyaset dışı, onların tabiriyle biraz daha sevimli hale getiriyorlar böylece, yıpranmamış bir adayı üzerinde anlaşacaklarını düşünüyorum. Veya bu da zaman zaman konuşuldu, İşte tabiri caizse grubu masayı serbest bırakarak her parti kendi adayıyla gitme durumu, o zaman Kılıçdaroğlu da kendi partisine aday olmuş olabilir. Ben bunun dışında öyle bir noktaya getirildi ki, tekrar söylüyorum şunu, bugün o masadan bir Kemal Kılıçdaroğlu mutabakatı çıksa dahi bu siyaseten de Cumhurbaşkanı seçimleri açısından da bir iflastır. Masanın iflasıdır bu. Başka bunun yolu yok. Bugün bu yorumu ben kendi kafamdan yapmıyorum. O masanın bileşenlerinin, başta Akşener olmak üzere, tutumlarıyla ısrarlı, Kılıçdaroğlu'nun da Akşener'in birbirine ters düşen tutumlarıyla ısrarla sonuna kadar sürdürmesinden çıkarıyorum bunu. Şimdi ben şunu düşünüyorum Arzu Hanım, yani şeyi bir kenara bırakın. Ya 12. toplantı diyorlar. Ki ben geçen toplantıda bile ben bu şeyin konuşulduğunu düşünüyorum. Yani deprem için toplantıda da bir konuştuğunu düşünüyorum ben. Benim kanaatimdir. Bir yılı geçti aşağı yukarı. Bir yıldan beri kimi aday yapacağına bile karar veremeyen bir masa gene aynı kendinden ifadesiyle ortaklıkla, mutabakatla bu ülkeyi yönetecekler. Ya bundan daha büyük bir felaket, bundan daha büyük bir beka meselesi olabilir mi Allah aşkına ya? Bunu görmek için bunların seçilmesini, seçildikten sonra ne yaptığını görmeye gerek yok ki, işte ortada, mesele ortada. Şöyle bir şey olamaz mı ama Nuh Bey? Şöyle, 28 Şubat 2022'de toplandılar ve bir deklarasyon yayınladılar. Artık biz altılı masa olarak beraberiz, altılı masayı kuruyoruz ve bu altılı masanın 3 aşamalı planı var. Yani 3 aşamalı ödevi var. Bunlardan bir tanesi parlamenter sisteme geçiş yol haritası. İkincisi, hükümet, yani eğer seçilirsek uygulayacağımız hükümet programı ya da efendim yol haritası, hükümet programı yol haritası. Üçüncüsü de aday. Hani CHP'nin veya Sayın Kılıçdaroğlu'nun sürekli söylediği bir şey. Bu depremden önce, yani 6 Şubat'tan önce konuştuğumuz mesele buydu ve orada da CHP ile İYİ Partiler arasında şöyle bir şey vardı. İYİ Partiler adayın geciktiğini söylüyorlardı. Yayınlarda, yani tartıştığımız programlarda söylüyorlardı. CHP'liler de hayır, 28 Şubat 2022'ye atıf yaparak
Orada bir yol haritası var, bir süreç var. Altılı Masa'nın kurulma amaçları belli ve o amaçlardan biri en sonuncusu da Cumhurbaşkanı adayını belirlemek diyorlardı. Şimdi böyle bir şeyden, perspektiften bakınca Kılıçdaroğlu bence çok başarılı bir stratejiyle önce masadaki küçükleri ikna etme, yani belki hani mavi boncuk dağıtma stratejisiyle işte sana 5 milletvekili, sana 20 milletvekili, sana bakanlık artı Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, olmadığı imza yetkisi, tam yetki, hatta benim imzamdan da daha yetkilisin, olmazsa kriz çıkar diyorsun ama haklısın. Mesela Davutoğlu'na söylediklerini söylüyorum. Yani yaptığı ve en son, yani Altılı Masa'nın seçim öncesinde yapması gereken en son şeyde bizim mutabakatımız da var. Adayı belirlemek, işte adayı da belirledik, o da benim derse Kılıçdaroğlu başarılı değil mi? Yani bence 5 lideri de kimini mavi boncuk dağıtarak, kimini de belki, yani Sayın Akşener söylüyorum, onunki de mavi boncuk dedi, daha büyük bir şey, ne diyeyim, hediyeyle. Nazar boncuğu. Tabii nazar boncuğu çok güzel. Ha güzel. Büyük nazar, atlalı büyüklüğünde bir nazar boncuğuyla mesela hani Sayın Davutoğlu'na Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve işte efendim bir bakanlık cepte demişti ya, sonra oylara göre Sayın Akşener de yani atmalı kadar bir nazar boncuğuyla sen birinci Cumhurbaşkanı yardımcısısın, bütün yetkileri sana devrediyorum, edeceğim, ben Çankaya çıkacağım, sen de Beştepe'de hükümet et diye bir şey söylemişse ve Akşener de buna razı olmuşsa, ama seçimden sonra biliyorsunuz çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun bagajında şöyle bir gerçeklik var. Mesela vefat etti geçen günlerde. Deniz Baykal'ın o kaset kumpasından sonra kapısının önüne çıktı. Aday mısınız dendi. Hayır değilim efendim. Yani ne münasebet yani adaylık falan. İki gün sonra evet adayım dedi. Üç gün sonra kurultayda Önder Sav onun elini kaldırdı. Beş gün sonra Önder Sav paket olup kapının önüne kondu. Yani böyle de bir bagaj var Kılıçdaroğlu'nun. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bir başarısı olarak görüyorum ben açıkçası. Yani bir iflastan çok Kılıçdaroğlu'nun bir takvimi eksiğiyle fazlasıyla ama sonunda akamete uğratmadan bugüne getirdiğini düşünüyorum. Kendi zihnindeki takvimi. Cevap verebilir miyim? Tabii ki. Buyurun lütfen. Hasan Bey, tamam yani zaten bu kendi cenahları da Kılıçdaroğlu'na ilgili sürekli bu değerlendirmeyi yapıyorlar. Yani tek başarı olarak masanın bir yıl boyunca devam ettiğini gösteriyorlar. Öyle bakılırsa öyle düşünülebilir. Fakat ben böyle düşünmüyorum. Şunun için böyle düşünmüyorum. Bir kere geriye kalan dört lideri ikna etmek diye bir şey söz konusu olmaz. Onların ikna olacak bu durum yok. Zaten onların bu masada olmaları bile diğer bu kendi cenahları çok kızdırıyor. Çünkü bir varlıkları yok, bir şey yok. Bu masa sayesinde diyorsunuz ya bak bir bakanlık, bir efendim Cumhurbaşkanı yardımcıları vesaire kendi başlarına girme durumunda rüyalarına bile göremeyecekleri sonuçlar bunlar. İki, yani burada başından beri zaten resmi olarak da ittifak eden ikisi zaten. İki, daha önemlisi şu, masanın gidişatı önemli burada. Yani başından itibaren o dediğiniz kararlılığı, yani kardeşim bizim bir aday meselemiz yok. Biz, bak şu çok net biçimde kamuoyuna, biz aday meselesini hallettik. Ama sormayın bize şu anda aday kim diye, çünkü bizim en son maddemiz bu. Ama biz aday konusunu çözdük şeklinde bir beyan, fiil olarak değil. Lisan hal ile bunu ortaya koyabilselerdi. Yani sürekli olarak Akşener'in bulduğu her fırsatta Kılıçdaroğlu'na aday olma mesajları veren bir süreç değil de aday konusunu biz konuşmuyoruz diyorlar ya, konuşmuyorlar ama ortada bir pimi çekilmiş bir bomba olarak durdu bir yıl boyunca adaylık meselesi. Niye? Kılıçdaroğlu'nun ısrarla bir harisli biçimde buna talip olması, Akşener'in de asla yaklaşma olmaz demesi şeklinde. Dolayısıyla bir tehlikeli bir mayınlı bir bölgeye bugüne kadar girmemekle buraya kadar getirmiş oldular. Bu istikrarlı bir durum değil. Bu sağlıklı bir geliş değil bu. Yani ben şu anda aday meselesi konusunda bu 12. toplantıymış. Geriye doğru ne bileyim ben yani başlangıçtan itibaren 3. toplantıyla şu andaki 12. toplantı arasında
bir ilerleme, bir fark olduğunu düşünmüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.